maalesef Ukrayna tahılının alıcılarının çoğu zengin ülkeler olmuştur. Biz de adaletli dağıtım için ülke olarak büyük bir gayret sergiliyoruz. Sayın Başkan, Gazi Meclisimizin değerli milletvekilleri, gıda meselesi bir milli güvenlik meselesidir. Gelişmiş ülkelerin bile gıda arz güvenliğine yönelik endişelerinin arttığı bir dönemde ülke olarak eli öpülesi çiftçilerimiz sayesinde stratejik tarım ürünlerinde bulunurluk sıkıntısı yaşamadık, yaşatmıyoruz. Üretimde sürdürülebilirlik için planlamayı, planlama için ileri teknolojiyi önceleyerek tarım politikalarını bu doğrultuda geliştiriyoruz. AK Parti hükümetleri döneminde tarım arazilerinin bölünmesini önledik. Büyük ovaları koruma alanları ilan ettik. Tarım sigortası Tarsim'i hayata geçirdik. Toplulaştırma, sulanan tarım arazilerini artırma ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırma gibi yapısal dönüşümlere ağırlık verdik. Sınırlı üretim alanlarımıza rağmen akıllı sulama yatırımları, Ar-Ge faaliyetleri ve mekanizasyon kullanımını yaygınlaştırarak verim ve kaliteyi yükselttik. Böylelikle hem halkımızın gıda arz güvenliğini sağladık hem de tarımsal ürün ihracatımızı artırdık. Başta tarım kanunu olmak üzere yaptığımız yasal düzenlemeler, piyasa regülasyon faaliyetleri ve tarımsal desteklerle önemli değişimlere imza attık. Tarımsal desteklerle çevreyi ve biyoçeşitliliği koruyarak üretimi teşvik ederken sosyal boyutu da ihmal etmedik. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dünyadaki eğilimin aksine orman varlığımızı artırdık. Etkin ağaçlandırma çalışmalarımızla erozyonla taşınan toprak miktarını azalttık. Odun dışı ürünlerimizi çeşitlendirdik, üretimimizi artırdık. Ülkemizi doğa turizminde marka haline getirirken zengin biyolojik çeşitliliğimizi ve genetik kaynaklarımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmayı sürdürüyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geldiğimiz noktayı bazı verilerle paylaşmak istiyorum. Tarım sektörü son 19 yılın 15'inde büyüme göstermiştir. Tarımsal hasılamız 2002 yılında 25.1 milyar dolardan %78.1 artışla 2021 yılında 44.7 milyar dolara yükselmiştir. Tarımsal ihracatta dikkate değer bir artış trendi içerisinde olduğumuzu da belirtmek isterim. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 2002 yılında 3.8 milyar dolar iken bu yıl sonu itibariyle inşallah 30 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yeni tarım vizyonumuzu Sen Üret Yeter sloganımızla duyurduk. Çiftçilerimize 1 Ekim'den itibaren ÇKS'ye e-devlet kapısından erişim imkanı sağladık. Bürokrasiyi azaltarak yaklaşık 2.2 milyon üreticimize emek, zaman ve para ile tasarruf sağladık. Bu yıldan itibaren tarımsal destekleme sistemimizi değiştirdik, ödemelerimizi öne çektik. Söz konusu desteği aynı olarak kullanılmak üzere başvuran çiftçilerimizin Ziraat Bankası kartlarına yükledik. Çiftçilerimiz kartlarına tanımlanan destekleme ödemelerini sadece mazot ve gübre alımında kullanabilmektedir. Mazot ve gübre desteklerinin öne çekilmesiyle çiftçilerimiz Ekim döneminde girdi maliyetlerini düşünmeden üretime başladılar. Ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiği 100 bin Türk Lirası tutarındaki faizsiz kredi miktarını 200 bin TL düzeyine çıkarmış bulunuyoruz. Bunun 100 bin TL'lik kısmını yine aynı olarak sadece mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere banka kartlarına yükledik. Değerli milletvekilleri, bitkisel üretim miktarımızı 2002 yılında 98 milyon tondan 2021 yılında 117.9 milyon tona ulaştırdık. Bitkisel üretimimizin 2022 yılında, yani bu yılın sonunda 127.6 milyon tona ulaşmasını ve böylelikle de tüm zamanların rekorunu kırmasını bekliyoruz. Siz
Bu ise Ulaştırma Bakanı konuşurken laf atıyorsunuz. Tarım Bakanı konuşurken laf atıyorsunuz. Genel merkezden çağırıyorlar laf atanları. Bu ise bitkisel üretimde tüm zamanların, tekrar ediyorum, rekor olacaktır. Bu yıl regülasyon kuruluşlarımız, Toprak Mahsulleri Ofisi, Çaykur, Et Süt Kurumu, Türk Şeker daha fazla görev üstlenmiş ve piyasa regülasyonunda gerçekten olağanüstü bir başarı sergilemiştir. TMO marifetiyle 1999 yılından beri en yüksek miktarda hububat aldık. 6.2 milyon ton. Çiftçimize 48 milyar Türk lirası ödedik. Alımı devam eden ürünlerle birlikte inşallah 55 milyar lirayı çiftçilerimize ödemiş olacağız. Bir ilk olarak bu yıl buğday ve arpasını Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satan üreticilere verilen diğer desteklere ilave olarak ton başına buğdayda 1000 TL, arpada ise 500 TL hububat alım primi ödedik. Prim dahil ton başına makarnalık buğdayı da 7900 TL, ekmeklik sert buğdayda 7450 TL, arpada ise 6200 TL fiyat belirledik. Ton başına alım fiyatlarını mısırda 5700 lira, fındıkta 26 bin liradan 52 bin liraya, kuru üzümde 13 bin liradan 27 bin liraya, kırmızı mercimekte 5 bin liradan 15 bin liraya, kuru fasulyede 7750 liradan 20 bin liraya, çeltikte 4500 Türk lirasından 16 bin liraya çıkarmış bulunuyoruz. Bunların yüzde kaç arttığını artık sizlerin takdirine bırakıyorum. Fındık kabını doldurmayan siyaset dönemi bitmiştir bakalım. Ayrıca piyasaya yaptığımız un ve yem arzıyla fiyatları regüle ediyoruz. Un regülasyonu kapsamında 4.8 milyon ton ekmeklik buğdayı piyasaya, yem regülasyonu kapsamında ise 4.5 milyon ton hububatı besici ve yetiştiricilerimizin istifadelerine sunmuş bulunuyoruz. Bu yıl yaş çayın kilogramını destek dahil 7 Türk lirasından aldık. Şeker pancarı alım fiyatını, burası da önemli, %245 artışla 420 liradan 1450 liraya çıkardık. Sadece üreticiyi korumadık, tüketiciyi, sanayiciyi de korumak adına Türk Şeker, imalatçı firmalarımıza, halkımıza ve arıcılarımıza piyasanın altında fiyatlarla satış yaparak destek olmaya devam etmektedir. Bir diğer regülasyon kuruluşumuz olan Et ve Süt Kurumu faaliyet alanında üretici ve tüketiciyi korumaya gayret gösteriyoruz. Bu amaçla sözleşmeli besicilik projemizi başlattık. Bundan sonra besicilerimiz güvenle hayvancılık yapacak. Alıcı satıcıyla doğrudan muhatap olacak. Besiciye alım garantisi ve mutlak karlılık sağlanacak. İhtiyaca göre her türlü destek kendilerine sunulacaktır. Ayrıca sözleşmeli besicilik yapan üreticilerimizi verimlilik primiyle de destekleyeceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve arıcılıkta yürüttüğümüz çalışmalarla hayvancılığımızı güçlendiriyor, üretimimizi artırıyoruz. Islah çalışmalarımızla büyükbaşta verimliliği, küçükbaşta ise verimlilikle birlikte sayıyı artırmayı hedefliyoruz. 2002'den bugüne hayvancılık desteklerinin tarımsal destek içindeki payını, burası da önemli, %4.4'ten %25'e çıkardık. Büyükbaşta 9.9 milyon olan hayvan sayımızı %81 artışla 17.9 milyon başa, küçükbaşta 32 milyondan %83 artışla 58.5 milyon başa ulaşarak Avrupa'da birinci sıraya geldik. Kanatlı hayvan varlığımızı
251 milyondan %59 artışla 398 milyona. Aralı kovan sayımızı 4.2 milyondan %107 artışla 8.7 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Hayvansal üretimdeki artış hayvan varlığındakine kıyasla çok daha fazladır. Islah çalışmalarımızda ortalama karkas ağırlığını, burası da önemli değerli arkadaşlar, 178 kilogramdan %60 artışla 284 kilograma çıkarmış bulunuyoruz. Hayvancılık için önemli olan mera tespit ve tahdit çalışmalarını yerleşim yeri bazında tamamladık. 16 milyon dekar alanda mera ıslah ve amenajman projesi uyguladık. Saygıdeğer milletvekilleri, topraklarımız gibi 462 bin kilometre kare olan mavi vatanda da tarımsal zenginliği arıyoruz. Bu vatanı bizlere teslim eden bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu ülke mavi vatanla tanıştı. Su ürünleri yetiştiriciliğini ilk defa hükümetlerimiz döneminde destekleme kapsamına aldık ve desteklerimizi sürdürüyoruz. Üretimimizi 2002'ye kıyasla yıl sonu itibarıyla 8,5 katına çıkararak 67 bin tondan 515 bin tona yükseltiyoruz değerli kardeşlerim. Su ürünleri yetiştiriciliğinde ve iç su avcılığında da Avrupa'da birinci sıradayız. Bunu da duyurmuş olalım. Değerli milletvekilleri, tarımsal destek bütçemizi 2002'de 1.8 milyar Türk lirasından 22 katına çıkararak 39.7 milyar TL'ye ulaştırmış bulunuyoruz. Son 20 yılda çiftçimize cari değerle 500 milyar Türk lirasına yakın tarımsal destek sağladık. Sadece bugün 362.433 çiftçimize sadece bugün 1 milyar 318 bin Türk lirası destek ödemesi yaptık. Tıpkı tarım kanunu, ıslahçı hakları kanunu, tohumculuk kanunu gibi tarım sigortası düzenlemesi de 2006 yılında hayata geçirilerek Cumhuriyet tarihinde bir başka ilke daha imza attık. Yeni riskler ile ürünler ilave edilmek suretiyle Tarsim'in kapsamını genişletiyoruz. Konya'da başladığımız gelir koruma sigortasını ülke geneline 2023 yılından itibaren inşallah yaygınlaştırıyoruz. Buna göre buğdayda verim kaybına ve fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak çiftçinin gelir kaybı riskini teminat altına alıyoruz. Önümüzdeki yıl İPART 3 programına başlıyoruz. Bugüne dek sadece 42 ilde uygulanan bu programı 81 ilimize çıkarıyoruz ve 81 ilimizde inşallah uyguluyor olacağız. Kent tarımı vizyonumuzun en önemli enstrümanlardan biri olan tarıma dayalı ihtisas OSB proje sayısını 57'ye çıkardık. Bu bölgelerimize günümüz fiyatlarıyla 925 milyon Türk lirası tutarında altyapı desteği sağladık. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, güvenilir gıdaya erişimi en temel insan haklarından birisi olarak görüyoruz. Bu kapsamda tarladan sofraya bütün süreçleri titizlikle denetliyoruz. Bu yıl Kasım ayı itibariyle 7500 denetçiyle yaklaşık 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık. Hayvanlarımızı bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı korumak için aşılarla ve eradikasyon programlarıyla onların sağlığını korumaya çalışıyoruz. Şap, brucellos, şarbon gibi hastalıklara karşı koruyucu aşılamaların büyük bir kısmını aşı bedeli almadan yapıyoruz. Ev hayvanlarını mikroçip ile kimliklendirerek PetVet sistemimize kaydediyoruz. Bugüne kadar 701 bin ev hayvanını kayıt altına aldık. Sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak bakanlık çalışmalarımıza altlık oluşturacak çalıştayımız
29-30 Kasım 2022 tarihlerinde Bolu'da paydaşların katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Yol haritamızı da kısa süre içerisinde inşallah kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hiç kimse merak etmesin. Başta tohum olmak üzere bu ülkenin kendine has her bir tarımsal değeri korumamız altındadır. Çıkardığımız yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarının korunmasına ilişkin kanun ile yüksek verimli ve kaliteli tohum ıslah çalışmalarımızı hızlandırdık. Ülkemizde 2021 yılında üretilen sertifikalı tohumluk çeşit sayısının %40'ını bakanlık olarak biz geliştirdik. Yerel tohum, yani ATA projesi kapsamında farklı türlerde 37 yerel çeşidi araştırma enstitülerimiz adına tescil ettik. Ayrıca üstün vasıflı hayvan ırklarını da geliştirdiğimizi belirtmek isterim. Araştırma enstitülerimiz bünyesindeki 32 gen merkezimizde, bankamızda 318 bin genetik materyali koruyoruz. Mevzuatta yaptığımız değişiklik de yeter gelirli arazi büyüklüğü altında satış ve miras yoluyla tarım arazilerinin bölünmesinin önüne geçtik. Ülkemiz genelinde toplam 9.3 milyon hektarlık 440 büyük tarımsal ovayı sit alanı ilan ettik. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizin akciğerleri olan ormanlar aynı zamanda tarıma ve ekonomiye olan katkılarıyla bizim milli servetlerimizdir. Ormanlarımızı sadece korumakla kalmıyor, topraklarımızı yeni fidanlarla buluşturmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Son 20 yılda 5.7 milyon hektar alanda 5.9 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerine karşı karbon yutak alanı olan ormanlarımızı 2002'de 20.8 milyon hektardan 2021 yılında 23.1 milyon hektara ulaştırdık. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da ilk, dünyada 4. sıradayız. Orman ürünleri ihracatı 2002'de 515 milyon dolar iken 2020'de 21'de 5.7 milyar dolara ulaşmıştır. Orman köylümüzün refahını artırmak için %20'si hibe, kalanı faizsiz Orköy kredisi vermeye devam ediyoruz. Ormanlarımızı yangınlardan ve kanun dışı müdahalelerden korumak için 126'sı akıllı olmak üzere toplam 776 kuleden 24 saat gözetliyoruz. Ülkemizin gurur kaynağı olan İHA'larımızı orman yangınlarıyla mücadelede kullanan Avrupa'da ilk ve tek ülkeyiz. Bu yıl onu gece görev yapabilen 55 helikopter, 20 uçak, 8 İHA, 1350 arazöz, 692 iş makinesi, 2270 ilk müdahale aracı ve en önemlisi 26 bin personel ve 110 bin gönüllüyle yangınla can siperhane mücadele ettik. Ekibimize dahil ettiğimiz 8 bin mesai arkadaşımızla daha da güçlendik. Bu yıl ilk defa özel eğitim almış 462 personelden oluşan Orkut timleri kurarak yangına mücadelede onları görevlendirdik. Yanan alanları ağaçlandırarak yeniden ormanlaştırıyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında 2003-2022 döneminde günümüz fiyatlarıyla 450 milyar Türk lirası tutarında yatırımda 9.561 tesisi hizmete aldık. Son 20 yılda sulanan arazimizi 21.7 milyon dekar artırarak 69.6 milyon dekara, yıllık sağlanan içme suyu miktarını 2 milyar metreküpten 5 milyar metreküpe, toplaştırdığımız araziyi 4.5 milyon dekardan 68 milyon dekara, baraj ve gölet sayımızı 3.4 katına, yani 504'ten 1701'e,
HES sayımızı 6 katına, taşkın koruma tesis sayımızı 2 katına, DSİ tarafından ilk defa inşa edilen su arıtma tesisi için tesisini 24'e bir yenilik olarak yeraltı depolaması ve suni besleme tesis sayımızı da 101'e çıkardık. Suyun verimli kullanılması kapsamında kapalı sulama sistemlerini %6'dan %31'e çıkardık. Yapay zeka ile sulamada otomasyona başladık. Artık dünyanın en büyük su yapıları Türkiye'de inşa ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Türkiye yüzyılının mühendislik harikası Yusufeli Barajı ve HES'ten kısaca bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi gövde yüksekliği 275 metre ile ülkemizde en yüksek, dünyada 5. yüksek barajdır. Anca görürler bakanım. Tamamı 34.2 milyar lira. Tamamı milli bütçemizde ve Türk mühendisleri tarafından inşa edilen bu şaheseri yerinde görmek için Gazi Meclisimizin siz üyelerini ve aziz milletimizi 30 Ocak 2023 tarihinde Yusufeli'ne davet ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2023 yılıyla başlayan yeni yüzyılın adı Türkiye yüzyılı olacak inşallah. Bu Türkiye yüzyılında tarım ve orman bu yüzyılın olmazsa olmazı olacak. Ve bu çerçevede bakanlık olarak biz de bu zamana kadar yaptıklarımızdan hareketle özellikle ve özellikle artan nüfusumuzu, gelişen refahımızı, artma eğilimindeki ihracatımızı ve gençlerimizin, kadınlarımızın tarım sektöründeki istihdamını önceleyen bir anlayışla biyoçeşitliliğimizi de koruyarak tarımdaki vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. Başkanım, devam edeceğiz. Türkiye'nin 150 binin üzerinde çalışanıyla kurumsal kapasiteye sahip 5. büyük bakanlığı olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Allah'ın izniyle bu vizyonu gerçekleştirebilecek kabiliyete ve yeteneğe sahibiz. Bu konuda vatandaşlarımızın hiçbir endişesi olmamalıdır. Değerli kardeşlerim, biz tarımda dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. Özellikle bu çerçevede tarımda dijitalleşme adına 1 Ekim'deki başlattığımız süreci yeni yılın başında Tarım Cebinde mobil uygulamasıyla beraber hayata geçireceğiz. Ve inşallah ilerleyen dönemde tarımla ilgili dünyadaki gelişmelerin çok çok önünde gelişmeleri bu ülkede, bu sektörde birlikte yaşayacağız. Ben burada tarımda sorun var diyen değerli milletvekillerimize, bu sorunun yaşandığı köylere birlikte gitmeye o kardeşlerimizi davet ediyorum. Bu konuda açık yüreklilikle söylüyorum. Yanımda kimseyi götürmeyeceğim. Yanımda kimseyi götürmeyeceğim. Tek başıma gideceğim. O milletvekillerimizle beraber dolaşacağız. Dolayısıyla oyuncak, tarım oyuncağı, orman oyuncağı elinizden alındı. Unutun artık bu oyuncağı. Unutun artık bu oyuncağı. Toparlayın. Yani. Saygıdeğer milletvekilleri, Gazi Meclisimiz takdir ederse bu bütçe alın terini, akıl terini katan çiftçimizin, özgüvenle üreten bakan toparlayın diyor. Bir dokunuşla kıtaları aşacak gencimizin, yeşilin, mavilin, velhasıl bakanlığımızın Türkiye yüzyılında ilk bütçesi olacaktır. Yarın değil, hemen şimdi diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.